Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün birden fazla yayın yaptım. Bir de konuk oldum Adem arkadaşımıza, Adem Karaçoban'a. Şimdi tabii bugün özellikle kadın arkadaşlarımızı konuk seçtik. 8 Mart nedeniyle kadın arkadaşlarımızı seçerken de bir başarı hikayesi ve mücadele üzerinden konuşuyoruz. Yani bu başarı kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Mücadelenin sonucunda ortaya çıkıyor. Yine mücadele eden, kendi emekleriyle bir yerlere gelen ve Kürtlerin sesi olan bir isimle konuşacağız. Berivan Aymaz bizimle birlikte. Almanya'nın en büyük eyaleti Nereve'de Yeşiller Partisi'nden eyalet parlamentosu milletvekili bizimle birlikte. Berivan hoş geldin. Merhabalar Erdal, hoş bulduk. Öncelikle 8 Mart'ını kutluyorum. Seninle birlikte tabii bütün kadınların 8 Mart'ını, özellikle direnen kadınların, mücadele eden kadınların 8 Mart'ını kutluyorum. Teşekkürler, hepimize kutlu olsun ve bütün kadınlara özgürlük ve barış getirsin. Türkiye'deki görüntüleri izleyebildin mi? Her yıl değişmeyen tabloyu yeniden gördük. Maalesef artık gördüğümüz görüntülerin, Türkiye'den buraya yansıyan görüntülerin aktüel mi yoksa geçen yıla ait mi, ondan önceki yıllara mı ait ayırt edemiyoruz. Çünkü aslında yıllardır sürekli tanık olduğumuz görüntüler, şiddet, yasaklamalar, engeller ve sokaklara her şeye rağmen akın akın dökülen Türkiye'li ve Kürdistanlı kadınlar. Burayla kıyasladığın zaman Berivan Avrupa ülkeleriyle, çünkü burada da kutlamalar oluyor. Kürt kadınları da bu kutlamalara katılıyorlar. Kıyaslama yaptığın zaman nasıl bir sonuca varıyorsun? Yani aynı dünya, aynı zaman dilimi içerisinde, aynı çağda yaşıyoruz. İşte uçakla gittiğinizde 3 saat sonra İstanbul'dasınız. Yani böyle bir coğrafi yakınlık da var. Ama orada başka bir tablo var, burada başka bir tablo var. Yani tabii bir defa orada gördüğümüz şiddet burada yok. O kesin. Tam tersine tamamen kutlama ortamında geçen bir 8 Mart toplantıları var, mitingleri var. Ama mitingler Türkiye'de olduğu gibi kalabalık ve coşkulu da geçmiyor. Bunun birçok sebebi vardır. Bir Almanya gibi ülkeler, özellikle Almanya, Avrupa'nın başka ülkeleri biraz daha farklı olabilir ama miting ve yürüyüş kültüründen gittikçe uzaklaşan bir siyasi yapıya sahip oluyor. Ona tanık olabiliyoruz. Yani buradaki siyasi partilerin örneğin seçim kampanyalarındaki mitinglerde Türkiye'deki veya Kürdistan'daki mitinglerle kıyaslanamaz. Çok daha cılız geçiyor. Burada daha çok toplantı, konferanslar ağırlıklı toplantılar aslında geçiyor 8 Bu tamam Mart'ta. ama şöyle bir şeyi dikkat çekiyor. Yani Erdoğan konuştu. Kadınların haklarından girdi, başka şeylerden girdi. Şöyledir, böyledir. Bizim çağımızda, dönemimizde böyle oldu. Konuştuğu saatlerde işte Kadıköy'de kadınlar dövülüyordu. Düşünün ki Düsseldorf'ta kadınlar yürüyüş yapıyor veya 8 Mart'ı kutluyor. Polisler orada kadınları döverken Merkel Berlin'de açıklama yapıyor. İşte kadınlar için şunu yaptık, bunu yaptık. Şiddete karşıyız. Yani burada bir tuhaflık var aslında. Tabii Türkiye'de çok Tamam. paradoks gelişmeler. Bazen Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiğinizde çok farklı dünyaların olduğunu görüyorsunuz ve bu dünyaların ne kadar birbirinden haberdarlar onu merak ediyorum gerçekten. Yani bir taraftan sokaklara çıkan kadınlar ve orada şiddete maruz kalan kadınlar, diğer taraftan Erdoğan'ın açıklamaları ve merak ediyorum Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen kadınlar aynı zamanda sokakta polis şiddetine, devlet şiddetine maruz kalan kadınları görüyor ve duyuyorlar mı? Görmüyor ve duymuyorlarsa bu ciddi bir sorun tabii ki. Yani oradaki bir kopukluğun göstergesi de. Görüyorsa bu çelişkiyi sorgulamıyor mu? Onu da merak ediyorum tabii ki. Sorgulamayan bir toplum olması da korkunç tabii. Geleceği açısından da korkunç. Belki de yönetimlerin işini kolaylaştıran da o. Yani Almanya'nın Türkiye ile farkı, hesap soran bir kamuoyu var. Hesap soran bir medya var. İşleyen bir demokrasi var, bir hukuk var. Yani eksikleri yok mu? Tabii ki vardır. Bu ayrı bir şey ama sonuçta böyle Türkiye gibi de değil. Şimdi buna bir virgül atalım. Berivan Aymaz'a gelelim. Şimdi pek çok tabii Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan insan Berivan Aymaz'ı tanır. Berivan Aymaz milletvekili olduğu için değil, milletvekili olmadan önce tanır. Çünkü
mücadele eden gelen bir kadın, mücadele eden bir kadın, sivil toplumdan gelen bir isim. Klasik bir sorudur. Böyle konukları biraz da böyle biyografi falan programlarında olur. Yani bilmeyen izleyicilerimiz için bir siz kendinizi anlatır mısınız? Ben de böyle klasik bir soru size sormuş olayım. Çünkü bugünkü tanıtımda şöyle dedik. Bingöl'den Almanya'ya uzanan bir hayatın öyküsü. Bu öykünün içerisinde parçalanmışlık vardır, geride kalanlar var, buraya gelenler var, yaşanmış acılar var, mücadeleler var, eşit olmayan hayatta mücadele etmek var. Pek çok şey var ama daha fazlasını senden dinleyelim. İnsanın kendisinden bahsetmesi hiç de kolay değil. Benim için öyle hiç kolay değil ama yine de deneyeyim tabii ki. Çünkü neticede özel olan politiktir de. Bu da bir feminist söylemdir ve çok benimsediğim bir şey aslında. Ben 1972 Bingöl doğumluyum. Yani Kürdistan'da doğdum ve 6 yaşımda ailemle birlikte Almanya'ya geldik. Bizim Almanya'ya geliş sebebimiz pek klasik bir göç hikayesi değil. Babam kültür ateşesinde görevliydi, kültür ateşesiydi ve diplomat ailesi olarak geldik. Ve aslında kısa bir süre Almanya'da kalıp ondan sonra geri dönecektik. Benim Almanya'ya gelişim, yani daha önce sadece Bingöl'ü görmüş ve yaşamıştım. Bingöl'ün dışına hiç çıkmamıştım. Ve Bingöl'ü terk edişim direktman bir başka ülkeye terk edişte göç oldu. Bunun yarattığı, bu kopukluğun yarattığı ve bence çocuklar bunu ağır yaşıyorlar. Göç, sürgünü tartıştığımızda hep böyle yetişkinlerin gözüyle bakıyoruz ama çocuklar da bunu çok ağır yaşıyorlar. Aynen. İstersen babanın biraz belediye başkanlığı sürecinden söz et. Çünkü yani dediğin önemli bir nokta, bir işçi ailesi olarak gelmiyorsunuz. Yani başka bir durum. Bir de bilinen bir isim Aymaz. Aymaz ailesi aynı zamanda. Babam belediye başkanlığı da yaptı değil mi? Evet, daha önce babam Bingöl'de belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından sonra zaten Kültür Bakanlığı'nda görev yapmış ve sonra da kültür ateşesi olarak, diplomat olarak yurt dışına atanmıştı. Yani böylelikle siyasi bir aileden, siyasetin içinde yer alan bir aileden geliyorum ama siyasetin içinde yer almak sadece babamın belediye başkanlığıyla sınırlı değildi. Benim aynı zamanda çok sevdiğim dayılarım, teyzelerim, bunlar da her biri de siyasetin içinde, mücadelenin içinde aktiftiler. Belki işte babam gibi o anlamda bir parti düzeyinde veya sistem içinde değil, Kürt hareketi içinde aktif olan, sendikalarda yer alan, o zamanlar Topdar vardı, Topdar'da yer alan ve o ortamda büyümüş, şekillenmiş bir çocuk olarak kalabalık bir aileden birden Almanya'ya, bir yabancı ülkeye, dilini bilmediğim bir ülkeye geldim. Genelde şöyle oluyor Berivan, politik ailelerin çocukları siyasete mesafeli dururlar. Sende öyle olmamış vallahi. Bence politik ailelerin çocuklarının siyasete mesafeli durmaları çok anlaşılır bir şey aslında. Çünkü özellikle Kürdistanlı olunca, Türkiye'de muhalif siyasetçi olunca çok ağır koşullarda siyaseti yaşıyorsunuz. Ve anne babanın yaşadığı o ağır koşulları çocukların çocuk yaşta yaşamış olmaları, hissetmiş olmaları onların siyasetten uzak durmalarına sebep oluyor. Haklı olarak ve doğal olarak da. Belki ben de farklı gelişmiş olmasının sebeplerini bilmiyorum. Ama ben çocuk yaştan beri siyasete çok ilgiliydim. Babamın bulunduğu alanda değildim. Hatta hep anlatılır Bingöl'de. Günün birinde birisi beni yakalamış da babam belediye başkanıyken işte sormuş, sen baban kimsin, kimin kızısın? Ben babamın ismini söyleyince baban necidir diye sorduğunda aslında yani ne iş yapar anlamında sormuş. Benim de belediye başkanı söyleyeceğim yanıtımı beklemiş herhalde. Ve ben de babam CHP'lidir ama ben ve abim bizler devrimciyiz diye bir yanıt vermişim. Yani beni aslında o dönemlerde de daha çok... Sokak siyaseti epey bir ilgimi çekiyordu. Daha çekici buluyordum ve çok kısa bir sürede de sonra öğrenci hareketlerinde yer aldım.
Sait abi ilk resti orada çekmişsin yani. O yani öyle bir rest var ama ondan öğrendiğim çok şey var. Büyük bir ihtimalle onun yaşadığı ve devlet yapısını çok iyi biliyor babam. Kendisine buradan sevgilerimi, saygılarımı da iletiyorum zaten. Devlet yapısını aynen iyi biliyor ve ben de sevgilerimi, saygılarımı buradan gönderiyorum. Sağ ol. Yani bu parlamenter siyaseti galiba iyi uygulayabilmek için de devlet olgusunu çok iyi bilmek ve tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Kürtleri tabii Almanya'daki, Avrupa'daki politik mücadele süreci de çok eskilere dayanmıyor. Yani bir şekilde 70'li yılların sonunda başlasa da ama daha kitlesel hali bildiğim kadarıyla 90'lı yıllarda değil mi ete kemiğe bürünüyor. Bu dönemlerde senin de yani Avrupa'da olan insanların da gençlerin de gençlik, öğrencilik yıllarına denk gelen 90-95 evet yıllar. Çok şeyi de başardı aslında yani o dönemin kuşağı. Çok da başarılı isimler çıkardı. Bu sanıldığı kadar kolay oldu mu sence? Kolay olmadı. Yani 90'lı yıllarda gerçekten yani benim de üniversite öğrencilik yıllarımdır. O dönemler çok dinamik bir dönemdi. Öğrenci hareketi açısından, Kürdistanlıların örgütlenmeleri açısından ama şunu da hatırlamak gerekiyor. Aslında 70'lerden beri Almanya'da da bir Kürt örgütlülüğü var ve hatta özellikle de ilk örgütlülükler de 70'li yıllarda Almanya'da Berlin'de başlayan da yine öğrenci hareketine dayanlıdır. Yani o anlamda yurt dışından gelen öğrencilerin çok aktif rolleri olmuştur. Ve 80'li yıllarda Almanya'da kutlanan ilk toplu Nevroz'u da Köln'de yapılmıştı. Ve yani o dönemlerden ben bu faaliyetleri hatırlıyorum. Ben hatta babam daha diplomatken de ilk Nevroz'a katılan bir diplomattı. Daha sonra görevden geri alınmasının sebeplerinden bir tanesi de oydu galiba zaten. Ama 90'lı yıllar farklıydı. Çünkü 90'lı yıllar gerçekten Türkiye'den hem Almanya'ya, Avrupa'ya göçün yoğun olduğu yıllardı. 90'lı yıllar Kürdistan'daki savaşın çok 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 can alıcı bir şekilde sürdüğü bir dönemdi. Ve bu burada yaşayan Kürdistanlıları otomatikman doğal olarak etkiliyordu. Çünkü herkes bir şekilde orada Kürdistan'da bulunan ailelerinden dolayı bile haberleri bırakın. Belki haber alma imkanları o dönem bugün kadar değildi, daha kısıtlıydı. Ama aileleri bizzat savaş ortamında çok ağır bir savaş ortamında yaşıyordu. Ve burada bir örgütlülük ve bu ülkede yaşananları dünya kamuoyuna yansıtma gibi bir talep vardı, ihtiyaç vardı ve beraberinde örgütlülükler de vardı. Ve üniversitelerde de öğrenciler özellikle birçok dili bildikleri için bu örgütlüklerde öncülük ediyordular. Şimdi az önce onu söylemeye çalıştım. Kürt mücadelesinde yani politik mücadelesinde Kürt öğrencilerin sadece Avrupa'da değil Türkiye ve Kürdistan'da da son derece önemli bir rolleri var. Yani daha çok politik mücadeleye biçim veren İstanbul'a, Ankara'ya değil mi? Yani kentlerinden çıkıp şehirlere, üniversiteye okumaya giden gençler üzerinden oluyor ki bunun örnekleri çok fazla. Avrupa'da da bu değişmemiş. Almanya'da da bu evet değişmemiş. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum senin yaşadıkların üzerinden. Çünkü bu aynı zamanda bir ayna hepimizin az önce sen feministlerden örnek verdin. Yani bireysel olan aynı zamanda toplumsaldır. Hikayem bireysel gibi dursa da aslında aynı zamanda toplumsaldır yani hepimizin hikayesi. Üniversiteden sonra hangi iş sivil toplum örgütlerinde mi çalıştın ya da doğrudan Yeşiller mi ya da diğer siyasi partiler mi? Nereden çıktı herhangi bir Alman siyasi partisine üye olayım, burada siyaset yapayım? Evet, ben uzun dönem sivil toplum hareketlerinde yer aldım ve aktivist olarak yer aldım. Bu işte üniversitede attı daha önce aslında lise döneminde başlamıştı. Lisede antifaşist örgütlenmeyi oluşturmuştum. Lisemizde ilk antifaşist örgütlenmenin kurucularındandım. Daha sonraki yıllarda üniversitede Kürdistanlı Öğrenciler Platformu'nda Türkiye'li Öğrenciler Birliği ve daha sonra Kürdistanlı Öğrenciler Platformu'nda yer aldım. Ve öğrenci temsilciliklerinde yer aldım. Ondan sonra beraberinde Türkiye'de Köln'de bulunan
Türkiye Almanya İnsan Hakları Derneği'nde yoğun faaliyetler ve o çerçevede faaliyetler gösterdim. Kürdistanlı Kadınlar Platformu'nun kurucusuydum ve ondan sonra 1992'lerde işte daha o zaman 20 yaşındaydım. 20 yaşında Almanya Kürt Cemaati Kürdüşü Gemeinde'nin hem kurucu üyesi hem de ilk genel sekreteri olarak görev yaptım. O süreçte tam da Almanya'da aslında Kürtlere karşı çok yoğun baskı sürecinin başlatıldığı bir süreçti. Birçok yasakların Kürt kurumlarına karşı yasakların uygulandığı bir dönemde. Yoğun bir şekilde siyasi görüşmelerde bulunmaya çalışıyorduk her şeye rağmen. Her şeye rağmen Nevroz'u kutlamak örneğin, her şeye rağmen bunlar hiç kolay değildi o zamanlarda. Yasaklanıyordu ciddi bir şekilde. Her şeye rağmen Alman kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmek ve bununla birlikte tabii Yeşillerle çok yakın temasımız vardı. Berlin'de çok yakın temas içindeydim ama hiç aklıma Yeşiller Partisi'nde üye olmak ve bir Alman siyasi parti çerçevesinde çalışmak geçmemişti. Ben Almanya'da siyaset yapıyordum. Bir aktivist olarak Kürt siyasetinde yer alıyordum. Birçok kez teklif de olmuştu aslında. Ya neden bu kadar yakın çalışıyoruz Yeşiller olarak? Biliyorsunuz o yıllarda Kürt konusuna el atan aslında tek siyasi partiydi Yeşiller Partisi. Hatta bir dönem Claudia Roth, Ahmet de Diyarbakır'da belki buradan daha çok tanınır, bilinir bir simah ve isimdi. Sonra aradan çok zaman geçti. Daha sonraki çalışmalarımda kimlik politikalarını halen çok önemsiyorum. Bu kimlik politikalarının ama insanın kendi kimliğiyle, yani bir hem bugün 8 Mart vesilesiyle konuştuğumuz için de ayrıca önemsiyorum. Hem kadın kimliği hem Kürt kimliği, yani sürekli baskı gören, sürekli eşit olmak için mücadele veren iki kimliğe sahipsiniz. Sürekli bir özgürlük mücadelesi veren iki kimliğe sahipsiniz. Ama bu iki kimlik ötesinde başka kimliklerin de aynı mücadeleyi sürdürdüğünü görüyorsunuz. Ermenilerle tanıştım. Ermeni meselesiyle ilgili yoğun çalışmalarım oldu. Türk, Kürt, Alman, Ermeni geçmişi, ortak geçmiş, geçmişle yüzleşme, barış süreçleri, Güney Afrika'dan insanlarla tanıştım. Birlikte çalışmalarım oldu. Ve ondan sonraki süreçte de işte başka azınlıklar, Almanya'da yaşayan Roman ve Sintilerle ve onların burada yaşadığı sıkıntılarla, LGBT hareketiyle tanıştım vesaire vesaire. Bir süreden sonra sadece Kürdistan siyaseti, Kürt kimlik ve sadece Kürt kadın kimliği siyaseti bana dar geldi ve sokakta taşıdığım, yani aktivist olarak taşıdığım o tecrübeleri, edindiğim tecrübeleri ayrı bir alana daha taşımam gerektiğini düşündüm. Bence asıl güç sokaktaki eylem aktivistlerle parlamenter sistemin, parlamenter siyasetin bir araya bütünleşebildiği noktalarda asıl gücü elde edebiliyorsunuz. Yani biz sürekli sokakta mücadele ediyor, kamuoyuna ulaşmaya çalışırken parlamentolarda bizim meselemize el atabilecek bir vekil arayışı içindeydik. Oysa biz de bu vekil olabilirdik. Ve daha sonra uzun düşündüm, çok uzun düşündüm. Çünkü öyle bir siyasi hayata girmek istiyor muydum, istemiyor muydum, nasıl olacaktı bilmiyordum. Sonra uzun düşündükten sonra benim için bu arada... yani olsa olsa bir tek Yeşiller Partisi olabilirdi. Çünkü kendi sosyalizasyonuma, yapıma, biyografime, taleplerime, dünya bakışıma en yakın parti Yeşiller Partisi'ydi o zaman da. Bugün de hala öyle tabii ki doğallığıyla. Kadın kotası çok önemliydi. Kimlik politikalarını, azınlık politikalarını çok merkeze oturan bir yapıya sahip ve ideolojiden daha çok programatik bir siyasi parti olması benim için çok daha çekiciydi. Ben böyle bir ideolojiye sığabilecek bir yapıya hiçbir zaman sahip olmadım. Ve her türlü feminizm hariç her türlü izimleri de bir şekilde reddeden bir kişiyim veya en azından eleştirisel bakan bir kişiyim. O açıdan da Yeşiller Partisi benim yapıma en uygun partiydi. Uzun düşündükten sonra ilk önce girip üye oldum ve biraz da üye olmamın sebebi aslında Yeşiller Partisi'ni o dönem çok ideal ve harika bulduğum için değil, tam tersine bazı gidişatların özellikle göçmen politikalarında tıkandığını, uluslararası siyasette ve dış politikada
tıkandığını hissettiğim süreçte Yeşiller Partisi'ne girdim. Edindiğim bilgileri, tecrübeleri oraya aktarmak istedim. Ve iyi ki de yapmışım, iyi ki de girmişim. İlk girdiğim dönem, onu da söyleyeyim ama çok yani politik bir background'um olmasına rağmen, yani aileden aldığım o background'um, babamdan bahsetmiştik zaten. Onun dışında da aldığım background'a rağmen kendimi çok tecrübesiz hissetmiştim bir siyasi partide. Çünkü orada kullanılan dil, uslu, tartışma yöntemleri çok farklıydı. Köln değil mi? Belediye meclis üyesliği döneminden söz ediyoruz değil mi? Yani ilk önce tabii belediye meclis üyesi olmadan önce parti çalışması yürüttüm. Partideydim. Parti yönetimine, Köln İl Teşkilatı'nın yönetimine seçildim. Köln İl Teşkilatı da Almanya'da Yeşiller Partisi'nin en büyük teşkilatıdır. Yani biraz Köln hep şey derim, Yeşiller Partisi için HDP, Diyarbakır ne HDP evet, için ne ifade mi ediyorsa Köln de bizim için odur yani. Evet. Şimdi milletvekilliği ikinci yıla değil mi? İkinci yılına girdi. 2017 yılında seçildim. İlk dönem yani benim milletvekilliği. Daha önce de belediye meclis üyesiydim. Yerel belediye siyasetindeydim. Doğrusu o da biraz kendinden gelişti. Ve ben belediyeciliğin bu kadar keyifli ve bu kadar önemli olduğunu doğrusu sonra fark ettim. Babam söylemişti ama bu kadar olacağını tahmin etmemişti. Ve halen kalbim belediyecilikte de atıyor yani. Şimdi son zamanlarda geçmişteki ile kıyasla sadece Kürtler açısından demiyorum, yani Avrupa'da yaşayan Kürtler açısından, Almanlarda da bu var, Belçikalılarda da, Fransızlarda da siyasete gençler mesafeli duruyor. Yani sanki bu 68 kuşağı veya o ruh bir yerde ölmüş, öldürülmüş ya da bitmiş gibi bir gençler siyasetten uzak duruyor. Siyaset iyi bir şey değilmiş gibi görüyorlar. Çoğunluktan söz ediyorum. Yani gördüğüm benim o. Tabii bir siyasetçi olarak senin gözlemin çok daha önemli. Belki böyle değil. Hayır, sen yanlış düşünüyorsun da diyebilirsin. Bu senin de fark ettiğin bir mesele mi ya da tam böyle değil mi? Tam öyle değil Erdal. Yani son yıllarda değil. Son yıllarda çok farklı bir gelişme var. Özellikle Avrupa'da Fridays for Future hareketini unutmayalım. Liseli çocuklardan oluşuyor. Liseli çocuklar şu anda dünyada gerçekten iklim politikalarını dünya siyasetine oturttular. Yani Greta daha küçücük bir kız çocuğu üstelik, yani onu da vurgulamakta bir önem var. Yani özellikle kız çocukları ilk sıralardılar. Her cuma günü korona biraz araya girdi ama her cuma günü sokaklara döküldüler. Ve bu beraberinde bu iklim protestoları, gençlerin dahil olduğu iklim protestoları beraberinde gençliğin çok 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 daha politikleştiğini gösterdi. Bizim bildiğimiz şekilde politik değiller belki. Bizim kafamızdaki politik gençlik olmayabilir ama yani farklı, kendisini farklı yansıtıyor veya bizim beklediğimiz biçimde yansıtmıyor ama çok politik bir gençliğin olduğunu görüyorum. Parlamentoya gelen öğrenciler arasında da ziyaret grubu olarak çok akın akın öğrenciler geliyordu korona öncesi tabii. Ve onlarla sohbetimden bile bunu fark ediyorum. Örneğin 8. 9. sınıfta Alman öğrencileri, yani hiçbir şekilde Kürdistanlı olmayıp da benim Kürt kimliğimi önceden bilmiş, araştırmış ve bana Rojava ile ilgili sorular soruyordular ve ben şaşırıyordum gerçekten. Rojava'yı nereden biliyorsunuz diyordum ama yaygın oran vermek mümkün mü? Yani bu toplumun kaçına tekabül ediyor? Yani oran vermek mümkün değil ama şöyle araştırmalar var. Örneğin bizim böyle hiç de politik bulmadığımız sosyal medya ağları var. Örneğin TikTok, evet, ben de değilim yani orada. Örneğin bilmiyorum onun için. O yaştan ben de çoktan çıktığım için ama orada bu bildiğimiz sıradan veya Instagram'da bile genç kız çocuklarının, işte 14-15 yaşındaki kız çocuklarının yaptıkları veya YouTube'da bile programlar var. Makyaj programları var. Bize çok apolitik gelir. Ama birden o
Orada o programı yapan gençlerin birden çok politik meselelere el attıklarını görüyoruz. Ve yaptıkları anketler var. İşte iklim politikalarıyla ilgili belediyecilik örneğin, belediyeciliğe yönelik ciddi bir gençliğin yeni bir ilgisi var. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Bizim bile çok sayıda çok genç belediye üyemiz var şu anda. Yerelden siyasete, yani dipten siyasete bir ilgi var gençlikte. İşte arabalar, örneğin arabalar belediyelerden, şehirlerden arabalar çıksın mı diye bir anket yapıyor. İşte şu makyaj programlarını yapanlardan bir tanesi ve çok yoğun bir katılım var ve bunun %80'i evet çıksın diyor. Bu politik bir tavırdır. Bu politiktir. Bizim belki bizim kafamızdaki politik olma şemalarına uymayabilir ama bu politiktir bunu talep etmek ve hiç de tahmin etmezdiniz aslında o gençlerin. Evet. Eski apolitik gençlik arabam olsun, evim olsun, bol param olsun diyor. Ama şu anda gençlik arabalar şehir dışına, şehirden yok olsun, bizim meydanlar bizim olsun diyorlar. Ve meydanlar bizim olsun söylemini, bu söylemi biz biliriz. Meydanlar kimindir? Meydanlar halkındır, vatandaşındır tabii. Bunlar ayrı bir şekilde ifade ediyor ama aslında aynı şeyi ifade ediyor. Çok iyi bir gelişme. Şimdi toparlayalım, öyle kapatalım. Toparlayacağız ama iki soru iç içe sorayım, öyle kapatalım. Bir, kendi deneyimden yola çıkarak Kürt gençleri, yani Avrupa'daki Kürt gençlerine ne önerirsin? Yetmez, ailelerine ne önerirsin? Yani bizdeki aileler daha çok böyle çocukluktan beri çocukları empoze ederler. Doktor ol, mühendis ol, şunu yap, bunu yap. Biraz da Türkiye'den kalma alışkanlık. Yani böyle olunca gencin, kişinin, yani çocuğun yetenekleri de ortaya çıkmıyor. Ama tabii Avrupa'da başka bir eğitim sistemi var. Yani özet olarak bir, Kürt gençlerine siyasetle ilgili ne önerirsin? İkincisi, bu konuda aileler nasıl davranmalı? Yani şeyi önemsiyorum, dediğin şey doğru, onu bizzat ben de yaşadım. Tabii ki aileler, işte benim abim de doktordur örneğin, işte doktor oğlumuz, doktor kızımız, hukukçu olsun, avukat olsun, ben de hukuk okumuştum. Öyle bir beklenti var, bunun sebeplerini de tahmin edebiliyoruz tabii, ailelerin neden öyle bir beklentisinin olduğunu. Ama her şeyden önemlisi bence tabii ki çocukların, gençlerin kendi yetenek ve arzularına göre kendilerini geliştirmeli. Başarı programa giriş yaptığında Erdal sen işte bir başarı hikayesi dedin. Bence siyasetçi olmak tek başına, kendi başına başarı değil aslında. Siyasetçi olmak yaşam mücadelesinin içinde yer almak demektir. Ama insanlar yaptıkları her şeyde başarılı olma iddiaları olsun. Bu konuda ısrarlı olsunlar bence ve bir siyasetçi olarak da ve her zaman siyasi hayatın içinde yer alan biri olarak da şunu önemsiyorum ve insanlar, özellikle gençler ama bu kadınlar için de çok çok geçerli. Kendi kaderinizi başkalarının eline bırakmayın, vermeyin. Kendi kaderinizi kendiniz tayin edin ve bunun içinde tabii ki siyaseti iyi takip edin. Çünkü siyasetçiler sizinle ilgili kararlar alıyorlar. Bunları iyi takip edin. Bulunduğunuz her yerde, yani yerelden başlayarak yaşadığınız her yerde, kapınızın önüyle ilgili, kaldırımla ilgili alınan kararı es geçmeyin. Takipçisi olun. Sizin beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza yanıt vermiyorsa itiraz edin, sesinizi çıkarın, sessiz kalmayın. Eğer bunu içtenleştirirseniz bence işte o politikalarda, her alanda kendi kaderinizle ilgili sesinizi çıkarırsanız hayat zaman zaman çok zor da olsa ama olursa Kürt toplumuna da bir faydası olur yani. Tabii ki olur. Yani kendisinin günlük hayatıyla ilgili alınan kararları takip edemeyen biri burada yaşıyorsa, günlük siyaseti takip edemiyorsa, burada sesini çıkaramıyorsa, Kürt kimliğiyle ilgili de, Kürdistan'da olup bitenlerle ilgili de tam doğru yerde, doğru biçimde sesini çıkarma yeteneğine sahip olmayacaktır. Bence bu konuda hepimizin çok daha fazla ya hem Kürt gençlerine, Kürdistanlılara gerçekten siyasetin içinde olun. Bunun
siyasi partiye mutlaka girin, üye olun anlamına gelmiyor. Siyasetin, siyasi olmanın birçok biçimi ve yöntemi vardır. Yerel inisiyatifler var, sivil toplum örgütleri var, sendikalar var, kadın örgütlenmeleri var tabii ki. Çok çok önemli. Öğrenci örgütlenmeleri var vesaire vesaire. İş yerlerinde gruplar var. Bunlarda yer alın ve bir şekilde varlığınızı hissettirdin. Özellikle göçmenseniz, çünkü Kürdistanlı göçmenler olarak da şeyi önemsiyorum. Olup bitenlere Kürt perspektifini katın. Kürtler ciddi ve kalabalık bir topluluklar burada. Ve onların da dünyaya bakışlarıyla ilgili perspektifleri var ve tecrübeleri var. Bakın biz bugün Almanya'da şey tartışıyoruz yoğun bir şekilde. Çoğulcu bir toplum nasıl yaşanır ve yaşatılır? Çünkü göçten dolayı Almanya artık bir göçmen topluluğu ve çoğulcu bir toplum. Bunun tartışmaları var. Örneğin din olgusu tartışılıyor. Çok dinli, plural dinli bir toplum nasıl gerçekleşir? Bütün dinlere nasıl aynı hakları tanırsınız? Ve bu konuda Kürdistanların beraberinde getirdikleri bir tecrübe var. Çünkü Kürdistanlar çok dinli, çok dilli, çok renkli bir coğrafyadan geliyorlar ve bunu yaşamışlar. Bizim komşularımız farklı dinlere sahip olan insanlardı veya inancı olmayan insanlardı, seküler insanlardı dahil olmak üzere. Bunlar da vardı tabii, ateist olanlar vardı. Ama bunu yaşamışız ve bence bu tecrübeyi örneğin şu anda Kürtler Almanya'ya çok iyi aktarabilirler. Bazen şaşırıyorlar işte. Yahudilik mi? Kürdistan'da Yahudiler vardı. Hristiyan mı? Kürdistan'da Hristiyanlar da vardı tabii ki. Alevisi var, Sünnisi var, Yezidisi var. Bunların hepsi var. Çoğulcu bir toplumuz ve Avrupa ve Almanya bu çoğulculuğu daha yeni tartışıyor. Bizim tecrübelerimiz var. Bunu aktarabiliriz diye düşünüyorum. Berivan, sorular da var sana ama sadece bir tanesini sorayım. Öyle kapatalım. Bir cümlelik bir soru çünkü. Kürtçe biliyor mu diye sormuştu. Kürtçe biliyor mu? Böyle yaz. Kürtçe düzenim. Yani zaman dayıkımın zazakiye ne kurmancıya. Lübeleyemin lübürle Almanya kurmancıcımın hukur. O naha az zazaki kurmancı uyumduk soranıcı kısaydıkım. Devleyemdikim. Evet. Berivan, çok teşekkür ediyorum. Bu yoğunluk içerisinde zaman ayırıp yayınımıza katıldığın çok çok teşekkürler. Yeniden ben teşekkür ederim Erda ve bu arada tekrar bütün kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun, mutlu olsun, özgürlük ve barış getirsin. Buradan herkese sevgiler. Annemden az bahsettim de eğer izliyorsa, çünkü annem çok cesur bir kadındır ve aktivist yanımı da ondan almışım bu arada. Onun da özellikle 8 Mart'ını sevgiyle kutluyorum. Aynı şekilde ben de babana selam gönderdik ama anneni maalesef unutmadık ama. Hiç olmaz. Anne, evet, annene buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 8 Mart'ını kutluyorum. İyi ki de sizin gibi çocuklar yetiştirmişler ve o çocuklar bugün Kürtleri, diğer halkları, diğer inanç gruplarını temsil ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Şöbaş. İyi akşamlar. Günler Şöbaş. Arkadaşlar, veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.